Evet sevgili dostlar Türkiye'nin en sevilen Fenerbahçe YouTube kanalı olan Kadıköy Sokak kanalına hoş geldiniz. Türkiye'nin sevilen derken hani orantısal olarak yani abonelerin çoğu seviyordur diye düşünüyorum. Ki yapılacak beğeni sayısından da anlarız. Doğru mu söylüyoruz? Yanlış mı? Şimdi sevgili arkadaşlar Süper Lig'de 24. ve 25. haftanın programı açıklamış. Ben her zaman söylüyorum yine söylüyorum tekrar söylüyorum. Ben... Olaylara her zaman olabildiğince tarafsız bir bakış açısıyla yaklaşmak istiyorum. Şimdi 24. 25. haftanın programları. Önce şunu da özellikle belirteyim arkadaşlar. Süper Lig'de bugün oynanacak maçlarla ki Alanya Pendik maçı bitmiş olsa gerek şu saate kadar. Artı yarın Adana Demir Hatay şey pardon bugün bu videodan sonra Adana Demir Hatay yarın Konya Başakşehir Sivas Beştaş <laughs> Karagümrük Rize Fenerbahçe Ankara gücü olacak kusura bakmayın. Bu 23. haftaydı. 24. haftanın maçları açıklanmış arkadaşlar. Şimdi Süper Lig'de 2 haftalık fikstürü açıklıyor. Artı Türkiye Kupası'nı. Hocam niye 2 haftalık ya açıklamışken 10 haftalık açıklasınlar. Arkadaşlar burada tabii ki de Avrupa'da mücadele edecek temsilciler ve Türkiye Kupası etkilen. Şimdi 20 hafta Şöyle bir olay. Yani 23. hafta Pazartesi günü galatasaray Gaziantep'e evinde oynayacak muhtemelen Sumudi ne yaptıracağını hepimiz biliyoruz. Cuma günü ilginçtir. 17'ye Hatay-Kara 17'ye Ankara-Gücü-Sivas maçını koymuşlar. İlk defa ömrü hayatında Cuma günü iki maç konulduğunu görüyorum. Derken Samsun-Galatasaray maçı da Cuma günü saat 20'de 3 maç. Yani Cuma gününe 3 maç birden koymuşlar. Fenerbahçe'nin maçı Antalya Spor Fenerbahçe maçı Cumartesi günü Fenerbahçe nispeten deplasmanda ve pazar günü oynayıp buraya gidecek. Muhtemelen Galatasaraylar ağda başlamıştır. Bizden bir gün önce oynayacak bir gün sonra şey yapacak falan filan diye. Deplasman olduğu için böyle. Ardından bakın 3 Mart'ı şey 3 Şubat'ı söyledik. Fenerbahçe maçı 3 Şubat'ta. Samsun Galatasaray maçı 2 Şubat'ta. Ardından arkadaşlar şunu özellikle belirteyim. 4 Şubat pazar Beşiktaş Trabzonspor maçı. Anladınız mı şimdi pazar günü niye iki takımın da maçı yok? Hani Beşiktaş Trabzonspor maçı biraz da reytinge bağlı olduğu için. 25. hafta maçları da açıklanmış. Bu kez Galatasaray Başakşehir maçı 10 Şubat Cumartesi günü. Fenerbahçe'nin maçı da 11 Şubat Pazar günü. Hocam bak burada haksızlık var. Şimdi sen Fener bu arada Pazartesi günü de Trabzon Hatay Kayseri Beşiktaş maçı var. Hocam şimdi sen eğri, eğri doğruya doğru diyen adamsın. Fenerbahçe 3'ünde oynayacak cumartesi günü. Evet çekerim. Sonra da 11'inde oynayacak pazar günü. 8 gün. Burada Galatasaray haksızlık yok mu? Arkadaşlar hemen akabinde aktarayım. Ziraat Türkiye Kupası'nda son 16 turu maçları da açıklanmış. Zira Türkiye Kupası'nda son 16 turu maçları arkadaşlar. 6 Şubat Salı Galatasaray Bandırma ve 6 Şubat Salı günü arkadaşlar. 7 Şubat Çarşamba günü de Gaziantep Spor Fenerbahçe maçı. Yani Fenerbahçe bir gün sonra yine oynuyor Galatasaray'dan. 8 Şubat Perşembe Gençler Gençlerbirliği Trabzon Antalya Spor Beşiktaş maçları var. Bakın 8 Şubat. Şimdi lige tekrardan dönelim. Ben buradaki haksızlık olmadığını anlatmaya çalışıyorum. Yani demek istediğimi anlayın. Galatasaray Cuma günü maç yapacak. Tamam mı? Fenerbahçe Cumartesi maç yapacak. 2'si ve 3'ü. 6'sında Galatasaray maç yapacak 4 gün sonra. 7'sinde Fenerbahçe maç yapacak 4 gün sonra. 6-7 Yine anladık. Yine okey. 10'unda Galatasaray maç yapacak 4 gün sonra. 11'inde Fenerbahçe maç yapacak 4 gün sonra. Her şey çok güzel. Gerçekten çok güzel. İlk defa ben Şike Şaibe sıkıntı olmadığını düşünüyorum. Sizler de düşünün istedim arkadaşlar. O yüzden de biraz böyle anlattım. Miguel Crespo'ya La Liga'dan 3 teklif. Şimdi burada aslında bir görsel versem şimdi haklının haklının hakkını haklıya teslim etmek lazım. Hocam anladık. Hakkıyı çok seviyorsun. Şimdi e, burada şöyle bir görsel vermem lazım. Miguel Crespo'dan önce. Galatasaray'la Okan Buruk ne demişti? Fenerbahçe bizden önce oynadığı için psikolojik üstünlüğü ele alıyor demişti. Ve 24'ün 25. haftalarda bir gün önce oynayacak. Hocam Fenerbahçe bir gün önce oynasa Galatasaray son oynasa olmaz mıydı? Olurdu ama <gülüyor> <gülüyor> öksürük tuttuk Kusura bakmayın. Şimdi Crespo'ya dair bir ekran görüntüsü paylaşmak istiyorum. Yani Sercan Hamzoğlu'nun haberi. Haberi de bir taraftan okuyayım. Fenerbahçe futbolcusu Miguel Crespo'ya talipleri artıyor. İspanya'dan bir kulüp daha talip oldu. La Liga'da kümede kalması savaşı veren ve son sırada bulunan Almeria, Crespo'nun şartlarını sordu. Haber Global'den Sercan Hamzoğlu'nun haberine göre Katar'dan bir kulüp olmak üzere oyuncunun menajeri 4-5 takımdan Fenerbahçe'ye teklif getirdi. Bakın biri Katar'dan. Yani biri Katar'dan. Hocam senin yorumun nedir? Boş ver Katar'ı matarı. Sen bize açık ol. Arkadaşlar ben üyelerime şöyle bir duyum verdim. Aslında abonelere de söyledim ama Muhtemelen siz videoları dikkatli izlemediğiniz için dikkatinizden kaçmıştır. Crespo için bana söylenen 6,5 milyon euroluk bir teklif gel geleceği şeklinde. Kim verir? Araplar mı verir? İsrailler mi verir? Ben bilmiyorum ama 6,5 milyon euroluk bir teklif geleceği. Oyuncunun da sıcak bakacağı şeklinde. Fenerbahçe kulübünde sıcak bakacağı şeklinde dedim. Ben sözümün duyumumun arkasındayım. Ki bu duyumu vereli bir, bir, iki hafta oluyor. Şimdi yaklaşık 1 milyon euro yıllık ücret alıyor. Bu rakamın aşağısını kabul etmeyeceğini iletti diyor. Cadiz ve Granada da istemiş. La Liga'dan Cadiz ve Granada'da Crespo için Fenerbahçe ile el sıkıştanacak. Portekiz oyuncunun istediği maaş yüksek geldi diyor. Şimdi arkadaşlar bir kez daha Sercan Hamzoğlu'nunkini verelim. İspanya'dan bir talip daha çıktı. Yani talip var ama bir tane daha çıktı. Almeria şartları sordu. Yani minimum iki tane. Katar'dan bir kulüp olmak üzere menajeri 4-5 takımdan Fenerbahçe'ye teklif götürdü. Katar'dakini ve 4 takımı da sayalım 5. İki tane de buradan vardı 7. Yani yaklaşık 1 milyon euro alıyor diyor Fenerbahçe'den. Hani Fenerbahçe'yi gömmek için 7-8 diyen arkadaşlar. Ben size bir şey söyleyeyim mi? İçimden bir ses artık Crespo gider diyor. Bu fiyatlara açık söyleyeyim. Bu fiyatlara Crespo'nun durması hata. Yani 6,5 milyon euro eğer doğruysa Crespo'yu sattık sattık satmadık bir daha töbe bu parayı kazanamayız. Bak ben bunu Telkast'a da söyledim. Ben bunu yine Crespo'da söyledim. 12 teklif vardı. Satalım başka zaman bu parayı bulamayız dedim. Yine aynısını söylüyorum. Sattık sattık. Satamazsak avucumuzu yalarız. Deriz ki avucumuzun içi de ne kadar tuzluymuş deriz. Benden söylemesin. İşte Emre Mor'un gitmek istediği takım. Emre Mor hiçbir yere gitmiyor. Gitmiyor. Fenerbahçe'de sakatların etkisiyle bu sezon istediği süredir bulamayan Emre Mor Süper Lig kulüplerinden teklif yağıyor. İşte Emre Mor sürecinde yaşananlar. Atakaş Hatay Spor, Biteksen Antalya Spor, Rams Başakşehir. In... Bu arada Rams Başakşehir sen alırsın Emre Mor'u. Sen Emre Mor'u alırsın. Ben inanıyorum alırsın yani. Katiyen alırsın. Ben öyle hissediyorum yani. Sen alırsın Emre Mor'u. Öyle düşünüyorum. Ya ben Emre Mor'u alacağınızı düşünüyorum. Fenerbahçe maçında Ben bir şey söyleyeyim mi? Fenerbahçe yönetiminin yerinde olsam federasyona bir başvuruda bulunurum. Fenerbahçe maçlarından sonra rakip takımda ilk 11'de oynayan rastgele her, her maçta 3 futbolcudan doping numunesi isterim. Ve bunu da adaletli tarafsız komisyonların incelemesini isterim. Deniz Türüç'ün falan o halleri neydi öyle ya? Ya zincirini kırmış gibi saldırıyor der tarafa. Ben söylüyorum bu, bu dediğimi de yabana atmayın. Emre Mor konusunda da şunu söyleyeyim. Eski hocası Volkan Demirel'in çalıştığı Hatay Spor ve Fatih Karagümre'ye sıcak bakmıyormuş. Başakşehir Antalya Spor'dan birine gitmek istiyormuş. Çağdaş atanın da resmen Emre Mor benim çok beğendiğim ve istediğim bir oyuncu. Fenerbahçe'de bence istediği kadar süre alamıyor. Belki bu opsiyonu değerlendirebilir. Görüşmelerimiz devam ediyor. Olursa bize güç katacağını düşünüyorum demiş. Şimdi 2 milyon euroya aldık. Bedava bir para. Bu sezon 7 maçta 2 asist olmak üzere. Fenerbahçe formasıyla 48 maç 6 gol 5 asist. Fenerbahçe kariyeri performansı bence kötü. Şimdi ben Başakşehir'e vermeme taraftarıyım. Antalya Spor'da oynar mı? Oynama garantisiyle veririm. Ya eskiden Galatasaraylı arkadaşların kendi aralarında bir esprisi var. Diyordu ki biz atıyorum şu futbolcuyu oraya kiralıyoruz. Karşılığında 3 puan alıyoruz diyordu. Eğer öyle bir anlaşma yapılıyorsa yapın. Yani şike sayılmıyorsa hani Galatasaraylı arkadaşlar bu anlaşmayı övün övün anlattıktan göre şike sayılmıyor. Mesela benim korktuğum deplasmanlardan bir Antalya deplasmanı. Desinler ki Antalya deplasmanından Fenerbahçe galibiyetle alacak. Emre Mor kiralık gidecek. Yıllık ücretini de biz verelim. Ya hocam bu Aleni Şike. İyi de bence de Aleni Şike de Galatasaray arkadaşlar bunu övün övün anlatıyorlardı. Hatta sosyal medyaya bakın ne demek istediğim daha iyi anlarsınız. Ama ben Emre Mor'un kalacağı görüşündeyim. Hatta size bir şey söyleyeyim. Bence Joshua King gidecek. Bir. Crespo gidecek. 2. Zayt'sı zaten sayıyorum. Gitti sayıyorum. 3. Kendi de gitti sayıyorum. 4. E, Luan Perez sözleşme Hani lisansı bence çıkarılmayacak. Onu da sayıyorum 5. Fenerbahçe'ye bir tane yabancı futbolcu gelmesi lazım. Osterwold için bir laş Fenerbahçe'nin Hollandalısı savunmacısı Jadon Osterwold Avrupa kulüplerinin gözdesi haline geldi. Osterwold Avrupa kulüplerinden ilgi e, görür oldu. Ve kiralık gönderilmesi gündemdeyken İsmail Kartal'ın vetosuyla takımda kaldı. Sezon başında sol bekteki performansıyla geçer not aldı. Ardından stoperler sakatlanınca Twente maçında stoper oynayan ve buradaki hızı gücü birebir markazlık etkisiyle beğeni toplayan Osterbol'de bir anda Avrupa kulüplerinin radarına girdi. Şimdi burada haklıya hakkını teslim etmenizi özellikle rica ediyorum. Benim bazı öngörülerim gerçekten de oluyor arkadaşlar. Hani düşüncesel olarak tahminlerim gerçekleşiyor diyelim. Mesela benim şöyle bir fikrim vardı. Ben diyordum ki o Samuel'den çok iyi sabek olur. Türkiye'nin en iyi sabek olur. Niye biz o iyi sabek oynatmıyoruz? Sonuç. Osterwald'ı hatırlıyor musunuz? Hiçbirinizin beğenmediği dönemde dedim ki bak. Biz Osterwald'ı Stoper oynatmalıyız. Hız var. Havadan iyi. Yerden iyi. Birebir de iyi. Adam markajında iyi. Gözünü daldan budaktan sakınır. Bir de uzun top becerisini geliştirirse ki bu kadar iyi orta açan oyuncu yapar bunu demiştim. Kesinlikle dünya çapında bir stoperimiz olur demiştim. Şimdi de haklı gururunu yaşıyorum. Bakın Lincoln Henrique içinde bas bas bağırıyorum, yırtınıyorum, herkese söylüyorum. Sesimi duyun, benim sesimi duyun. Tadiç'in yedeği Lincoln Henrique olmalı. Lincoln Henrique Fred'in yedeğini de yapabilir ama Tadiç çıktığında oyuna Lincoln girmeli. Lincoln Henrique Tadiç'in yedeği olmalı ya da Sivanski'nin yedeği ya da Fred'in yedeği olmalı. Evet sol beki de yedekler. Bakın Lincoln'ın asla hiçbir yere gönderilmemeli. Fenerbahçe'nin çok kıymetli parçalarından bir tanesi lincoln Hani ileri dörtlümüz çok iyi falan filan diyoruz ya. Oraya ayak uydurup ileri beşli haline getirebilir. Cengiz kendine göre ileri altılı bat şu böyle oynarsa ileri yedili deriz. Anladınız mı? Israrla söylüyorum bas bas söylüyorum. Joshua King'in Fenerbahçe'de kalmasına asla gerek yok. 3'e 5'e bakmadan kim para veriyorsa verin gönderin. Hem yıllık ücretinden yırtın hem de para kazanmış oldun. Bak bas bas bağırıyorum. Umarım anlatabilirim. Osterwald dedi hiçbir yere göndermeyin. 2 ayda gelişimi etkilendi diyor. Son 2 ayda çok iyi gelişti. 7 milyon euroluk teklif reddedilmiş. 6 milyon euroya aldık. 7 teklif geldi. Sezon başında da 7 teklif geldi arkadaşlar. Ben size söyleyeyim. 7 teklif bonuslarla 12'ye çıkan bir teklif. Fenerbahçe'nin reddettiği teklif. Napoli, Milan ciddi talipler diyor. Teklifler 15 milyona yaklaştı. Ben 15'i duymadım. Benim duyumlarımda 15 yok. Ve 15 milyon euroya yaklaştı. Ben 15'i duymadım. Ben 12'yi duydum. Arada göndermeyecek. Bilginiz olsun. İsmail Kartal'ın Joker. Ya böyle bir oyuncuyu gönderemezsin zaten. Gönderirsen kafanı taşlara çok çok vurursun. Real Madrid Ferdi Kadıoğlu'nu izledi diyor Erdal Vahit. Twitch yayınında söylemiş. Şimdi Erdal Vahit durduk yere böyle bir şey söylemez. Biliyorsunuz sosyal medyada Sakaboy olayından sonra bir psikoloji türedi bizim taraftarda. Bence dikkatime lazım. Bu arada Murat Aşık Deniz Türüç'ün keşke doping testine soksalardı diyor. Murat Aşık. Doping testine soksalardı. Zamanında Hasan Şaş'a benzettim. O da sağa sola saldırıyordu. Fenerbahçe'den alacağı var ya da Kadıköy'de bir inşaata topu kaçmış diyor. Yani ya dopingli ya Fenerbahçe'den alacağı var ya da inşaata topu kaçmış diyor. Siz hangisi diyorsanız. Yani inşaat olayı düşündürmüyor değil. Çünkü bu kadar hırs. ilk maçta da Osterwolde'nin Osterwolde'ye attığı yumruğu hatırlayın arkadaşlar. Onu da şiddetle söylemiş olayım. Yani. Fenerbahçe'de Türk Santrafor listesindeki bazı isimler. Şimdi Fenerbahçe'nin forvet transferi olacak arkadaşlar. Fenerbahçe bir tane forvet alacak. Ama kanat forvet alacak. Ama forvet alacak. Ama kütürü geriye alacak. Ama çıtırı geriye alacak. Ama Fenerbahçe bir tane forveti kesin olarak alacak. Şimdi adaylar bir Bertu Yıldırım muhtemelen kiralık olaraktır çünkü Bertu ciddi paralara gitti. Bertu için de benim bir cümlem vardı. Kendini övmeyi ne kadar seviyormuş lan bu adam demeyin. Bas bas bağladım, Avrupa standartlarında doncu hem hızlı hem süratli hem şöyle hem böyle diyen. Ee, yani ve gitti. 5 milyon euro piyasa değerine yükseltmiş. Değerine. Ren'in oyuncusu arkadaşlar. 21 yaşında 1.91 boyunda nispeten bu boya göre çok çok hızlı bir oyuncu. Hani oyuncu tutmamış desem o takımda yeri var. Yani Hatay 5.4'e sattı. 2.7 iken değeri. Transfer market değerini 5'e yükseltti. Ancak Fransız ekibi sabırlıdır diye düşünüyorum. Bu sezon totalde 854 dakika süre almış. Bu 854 dakikanın arkadaşlar 260 dakikası Süper Lig'de zaten. Avrupa Ligi'nde ve Lig 1'de oynatmışlar. bir gol bir asisti var. Aşağı yukarı arkadaşlar. 600 dakika burada oynamış. Bir gol bir asisti var gibi. Bir de lig, ligimizdeyken atmış. iki gol bir asist. Valla Bertu Yıldırım'ı satın alma opsiyonu 5 milyon euroya alsak ki adamları zannetmiyorum 5'e vereceklerini. Bu arada Çağlar İstanbul'a geldi herhalde değil mi? Neyse Çağlar konuşmayı çok istemiyorum. Bertuğ Yıldırım 1, Serdar Dursun 2. Serdar Dursun arkadaşlar işlerinde en az maliyetli olanı. Umut Bozok diyor. Açık ve net söylüyorum. Eğer Umut Bozok Fenerbahçe'nin kapısından içeri girsin asla desteklemeyeceğim. Ve Erencan Yardımcı. Galatasaray alt yetişen isim. Bu da tıpkı Bartu Elmaz gibi. E, orada parlamayan isimlerden biri. Yani ben çok sanmıyorum ama bakalım bunlardan hangisi olacak. Ama ben bu Türk futbolcuları sanmıyorum. Onu da söylemiş olayım arkadaşlar. Ve son olarak Fenerbahçe'ye Abu Bakar sürprizi. Arkadaşlar dünden beri bu konu çok konuşuluyor. Beşiktaş yönetimi satmayacağını daha önce de söyledi ama ne hikmetse Fenerbahçe taraftarı değişti. Şimdi Beşiktaş'tan ayrılması söz konusu Vincent Abu Bakar'ın. Ayrılması söz konusu çünkü orada kadro dışı ve sıkıntılı. Abu Bakar da ön plana çıktı diyor haliyle. Ben haberi okuyorum arkadaşlar. Gözler iki kulüp arasındaki temaslara çevrildi. Beşiktaş Fenerbahçe arasında iyi ilişkilere dikkat çekildi. Bu transfer anlaşmasının iki kulübe de yarayacağı belirtiliyor. İsmail Kartal'ın bir yerli santrafora ihtiyacımız var. Sözlerin ardından e, Ahmet Kutucu da dahil edilmişti. Güven Yalçın Ahmet Kutucu. Ben şunu söyleyeyim. Güven Yalçın'ı kesinlikle istemem. Ahmet Kutucu olabilir. Bunu da söyleyeyim. Aklıma gelmişken belirteyim arkadaşlar. Ahmet Kutucu daha önce Şarke'deyken istiyordum ben de nasip olmamıştı. Neyse. Takımın en golcüsü bu sezon Beşiktaş formasıyla 22 maçta 11 gol 3 asistlik performans sergiledi. Kadro dışı kalmasına rağmen 11 gol Beşiktaş'ın en golcüsü. Beşiktaş'ta bir buçuk yıllık daha sözleşmesi var diyor. Dün ben ne dedim? Eğer Zayt'sı verirsen Beşiktaş Abubakar'ı alın diyorsa harbi tinercidir bunlar Hani Zayt'sı'dan bizi kurtarıp Abu Bakar'ı veriyorsa Beşiktaş tinercidir dedim. İki Beşiktaş eğer Zayt'sı verin, King'i de verin. <laughs> Abu Bakar'ı verelim diyorsa Joshua King gitmez. Gitse de Beşiktaş harbi harbi tinercidir bak. Hem Zayt'sı hem King'i verip Abu Bakar alıyorsak yine biz kardayız. Beşiktaş tinercidir diyorum. Beşiktaş eğer Zayt, King, Serdar Aziz üçünü verin. Abu Bakar'ı alın derse kafası çalışıyordur Beşiktaş'ın. Niye kafası çalışıyordur? Salih Uçan'ı beğenmiyorlar. Hacı Ahmetovic sezonu kapattı. Stoper ikilisi ne olursa olsun ligi bilen isim başka. Serdar Aziz orada 36-37'ye kadar da oynar. Tamam mı? Ya şu kanatlarda çok fazla çeşitlilik katar. Gezzal mezzal umutları vardı ama şimdi kadro dışı bırakacaklar neredeyse. Öyle bir durumdalar. O yüzden arkadaşlar e, bu şekilde kafaları çalışıyordur derim. Fenerbahçe 3 oyuncuyu gönderse. Bak Fenerbahçe'nin de lehine olur. Neden lehine olur? Onu da anlatayım. Şimdi aşağı yukarı bu üç oyuncunun maliyeti 5,5 milyon eurodur. Yani 1 milyon euro Serdar Aziz'dir. Çünkü bilgim dahilinde 30, 30 milyon TL alıyor. Zayts artı King de 2 King alsa hadi bir 2 de Zayts alsa almıyor da toplam 5-5,5 civarında yani bonuslar falan filan kurtulmuş olur. Abubakar yıllık 2-3'e ikna edersen imza parası vermezsen Fenerbahçe'de ciddi kar elde etmiş olur. Ben yine söylüyorum. Ben bu transferin olacağını düşünmüyorum. Yani düşüncelerim bu yönde. Ama böyle bir transfer gerçekleşirse saydığım koşullar olsa Fenerbahçe kâra geçer. Not. Fenerbahçe Kingi, şu Kingi 2-3 milyon euroya birine satar. Beşiktaş'ta bir şekilde anlaşır. Zayt artı e... Hatta Zayt artı kenti verse Fenerbahçe. Kent orada parlar değil mi? Orada parlar. Hiçbir şey olmaz. Rashida'ya ne olduysa o da aynısı olur. Bir maç iki maç parlar sonra geri aynısı olur. Yani durum bu arkadaşlar. Ama ben Abubakar'ın olacağını zannetmiyorum. Ben Fenerbahçe'nin Türk forvet alacağı görüşüneyim. Ancak ile ilgili durumlar benim kafamı karıştırdı. Niye karıştırdı biliyor musun? Crespo'ya 6.5 teklif gelse diyelim gitti. Üçe Kent'i göndersen 10.5 Hadi 3.5 olsun 11. 3'e de Judge King'i satsan hani bunların hepsi hayal gibi geliyor değil mi 14 7'sine zaten bankalar konsorsiyumu el koyuyor 7 milyon euro elinde para kalıyor Bu 7 milyon euroya bence Patlama potansiyeli çok yüksek bir forvet de alınabilir Kanat forvet Ama bakalım Ne olacak arkadaşlar hep birlikte izleyeceğiz Hakkımızda hayırlısı olsun İnşallah yolun sonu şampiyonluk olsun Sizlerden de rica ediyorum arkadaşlar yolun sonu şampiyonluk olsun demeyi ihmal etmeyelim Teşekkür ediyorum herkese. Görüşmek üzere. Bir beğeni de çok görmeyin. Şurası can sıkmaya başladı. Artık 68.400 olalım. 500 olalım. 69.000 olalım. Merak ediyorum. 60, 69, 69 nerenin plaka koduydu? Onu da merak ediyorum. Görüşmek üzere. Bu arada unutmadan ya. Elimde bazı formalar var. Sevgili bir Tekin abimize de buradan selamlar olsun. Hani e, orijinal. Mesela bu ne beden? Medium beden. Şu bir. Mesela bu da medium beden. 2 Mesela bu da large beden. 3 Mesela bu da XX large beden. 4 4 tane kişiye bu formayı koşulsuz, şartsız sadece üye oldukları için hediye etme fikrimiz var. 15 TL de olsa bir üye olan kişiye bu formadan hediye etme fikrimiz var arkadaşlar. Ee, abonelere veremiyoruz. <laughs> Çünkü yasal olarak yasak. Yani Milli Piyango İdaresi falan filan. Ben dört tane üyemize sevgili bir tekin abimize de dualarını eksik etmesinler. Şimdiden de edebilirler. İnşallah en çok dua eden kardeşime ve en çok ihtiyacı olan kardeşime çıkar. Dört tane Fenerbahçe formasını verelim diyorum. Çok uzatmadan Şubat ayının çok geçmeden bir gün sıkıştıralım. Bu dört kardeşimize canlı yayında üyelere özel canlı yayında ya da üyelerin yorum yapabileceği ama abonelerin de takip edebileceği Şeffaf bir canlı yayında 4 kardeşimize hediye ederim diyorum. Ben başvuru için metin göndereceğim. Yani bilgileri toplayacağım. Adres bilgisi, beden bilgisi. Yani dört tane formayı söyledik beden bilgisi olarak. Ee, onu belirteyim arkadaşlar. Yani sadece üyelere vermemizin sebebi onlardan para geldiği için falan filan değil. Yasal olarak abonelere veremiyoruz. Yani bunun için çok ciddi izinler gerekiyor. Ama üye arkadaşlara verebiliyoruz çünkü YouTube'un kendi içindeki politikası gereği verilebiliyor arkadaşlar üye oldukları için YouTube belirliyor ya da şartlara belirliyor bilginiz olsun üyelere verelim diyorum mesela ne zaman Şubat diyelim Şubat'ın Fenerbahçe maçının old... Fenerbahçe maçının bir gün sonrası ya da iki gün sonrası diyelim Evet az önce de bir haber geldi Fenerbahçe Matheus Saldanha için Bonuslar içeren 8 milyon euroluk yeni bir teklif yapmaya hazırlanıyor. Oyuncuyla Torino'da Sevilla'da ilgileniyor diye. Ben hala bu arkadaşın yemleme olduğu görüşündeyim. Fenerbahçe'de tutmayacağı görüşündeyim. Bilmiyorum bana öyle geliyor. Hakkımız hakkımızda hayırlısı olsun arkadaşlar. Ama kaynak da Gürkan Ak. Hani Gürkan da böyle bedavadan haber paylaşacak birisi değildir. 3-5 tıklama için bunu yapmaz yani. Ama hayırlısı. Yani durumlar bunlar arkadaşlar. Bir an önce kanalımıza üye olmanızı e, tavsiye ederim. Şiddetle tavsiye ederim. Katılmak için ben oraya bir form bırakacağım. Diyeceğim ki şu Google formunu doldurun. Bilgilerinizi doldurun. Ona göre yapalım arkadaşlar. Herkese teşekkürlerimi sunuyorum. Allah'a emanet olun. Görüşmek üzere.